Sevgili öğrenciler, bu dersimizde Hazreti Ömer dönemini işleyeceğiz. Öncelikle İslam Devleti vardı Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında kurulan. Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam Devleti'nin liderliğini, halife unvanını taşıyan kişiler üstlenecektir. İlk başta da dört halife devrinden bahsetmiştik. Yani Hazreti Ebubekir'le başlayan, Hazreti Ömer'le, Hazreti Osman ve Hazreti Ali ile devam edecek Hulefai Raşid'in dediğimiz dört halife dönemi vardı. Öncelikle halife, Peygamber Efendimiz'den sonra İslam Devleti'nin liderliğini yapan kişilerin kullandığı bir ünvandır. İlk halife Hazreti Ebubekir. 2 yıllık bir halifelik süresi vardı. Ebubekir'in vefat etmesinden sonra ise İslam Devleti'nin ikinci halifesi olarak Hazreti Ömer bu işi üstlenecektir. 634 ve 644 yılları arasında İslam Devleti'nin liderliğini yapacak olan Hazreti Ömer'le ilgili bilmemiz gereken ilk önemli bilgi, resimde de gördüğümüz gibi arkadaşlar, terazidir. Yani adalet. Eğer bir soruda adaletiyle meşhur ifadesini görürseniz sorunun cevabı Hazreti Ömer'dir diyeceğiz. Hazreti Ömer'le ilgili ilk olarak arkadaşlar İslam Devleti'ne ve İslam'a en parlak dönemi yaşatan halife Hazreti Ömer'dir. Yapacağı fetih hareketlerinin yanı sıra ki birazdan bahsedeceğiz Mısır coğrafyasının, İran coğrafyasının ve Azerbaycan coğrafyasının fetih hareketlerinden bahsedeceğiz. Ama bu fetih hareketlerinin yanı sıra yönetim anlamında, askerlik anlamında, siyasi anlamda ve adalet anlamda devlet teşkilatlanmasını da yapacak. Yani bir devleti devlet yapan temel kurumlardan veya oluşumlardan bir tanesi teşkilatlanmadır. Ve Hazreti Peygamber zamanında kurulacak olan İslam Devleti'nin tam anlamıyla bir devlet olarak bizim karşımıza Hazreti Ömer zamanında çıktığını görüyoruz. Çünkü devletin temel yapı organlarını, askeriyesinden tutun, siyasetine kadar, adaletinden tutun, yönetim mekanizmasına kadar Hazreti Ömer zamanında İslam Devleti tam anlamıyla bir örgütlenme, teşkilatlanma içerisine girecektir. Konuyu işlerken 2 parça işleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi devlet örgütlenmesiyle ilgili Hazreti Ömer zamanında yapılanlar. İkincisi de askeri anlamda yapılan fetihlerden bahsedeceğiz. İlk başta devlet örgütlenmesi olarak neler yapıldı? İlk düzenli İslam ordusu kurularak askerler maaşa bağlatıldı. Yani bu devleti devlet yapan temel olaylardan bir tanesi askeri yapılanmadır. Ve Hazreti Ömer zamanında İslam Devleti'nin artık düzenli bir ordusu olacaktır. Suriye ve Filistin bölgelerine ordugah şehirleri de kurulacaktır ki bu ordugah şehirleriyle beraber İslam Devleti Arap Yarımadası'nın kuzey ve kuzeydoğusuna yani İran coğrafyasına ve Azerbaycan coğrafyasına da bir takım fetih hareketlerine Suriye ve Filistin'de kuracağı ordugah şehirlerinden yönetecektir diyeceğiz. Ordu kurduk, düzenli bir ordu kurduk Hazreti Ömer zamanında ve bu ordunun kayıtlarını tutması için de ilk kez bir ordu divanı, Divanul Cünt adında bir ordu divanı da oluşturulacaktır. Ve Hazreti Ömer zamanında yine İslam devleti açısından devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı divan teşkilatı oluşturulacak. Biz bugün devlet işlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüyoruz. Osmanlı Devleti zamanında devlet işleri Divanı Humayun'da görüşüldü. Selçuklu Devleti zamanında divanı saltanatta görüşüldü. Hatta İslamiyet'ten önce de kurultay adı verilen yüksek devlet işlerinin görüşüldüğü bir meclis vardı. Ama divan adı altında dünya tarihinde bunu ilk defa Hazreti Ömer İslam Devleti sınırları içerisinde yapıyor. Türkler de ileride Müslüman olduğunda bu divan teşkilatını da kullanacaklardır. Yine Hazreti Ömer zamanında örgütlenme açısından vergi konusunda Müslüman olmayanlardan alınacak olan
toprak üzerindeki üründen alınan ürün vergisi dediğimiz haraç vergisi alınmaya başlandı. Kudüs'ün fethedilmesiyle beraber de ilk defa cizye vergisinin de alındığını biliyoruz. Haraç vergisi Müslüman olmayanlardan alınan ürün vergisidir. Cizye de askerlik hizmeti karşılığında alınan yine vergidir diyeceğiz. Tabii gayrimüslimlerden, yani Müslüman olmayanlardan. Yine Hazreti Ömer zamanında devlet teşkilatlanması açısından Beytül Mal adı verilen ilk devlet hazinesinin kurulduğunu görüyoruz. Demek ki ciddi anlamda bir teşkilatlanma söz konusu Hazreti Ömer zamanında. Bir de Hazreti Ömer zamanında ülke toprakları, sınırları genişlediği için merkezi otoriteyi güçlendirebilmek adına ülke yönetim birimlerine ayrıldı. Biz bunlara amillik diyoruz. Yani ülke illere ayrılıyor ve bu amilliklerin başına da Emirül Ümera adı verilen valilikler görevlendiriyoruz. Eğer bir soruda Hazreti Ömer zamanında İslam devleti sınırlarını genişletmiştir ve buna karşılık illere ülkeyi ayırmıştır ve her ilin başına da bir vali, Emirül Ümera adında bir vali görevlendirmiştir derse sorunun cevabı merkezi otoriteyi güçlendirmektir arkadaşlar. Yani genişleyen topraklarınızı daha iyi ve otoriter yönetebilmeniz için sizin merkezden görevlendirdiğiniz valilere ihtiyacınız vardır ki onların adı Emirül Ümera dediğimiz amillik sistemini kurmuştur Hazreti Ömer ve devletin merkezi otoritesini kurmaya, tesis etmeye çalışmıştır. Ve ilk kez askeri anlamda ikta sistemini uygulamıştır ki bu ikta sistemi Osmanlı Devleti'nin uygulayacağı da tımar sistemidir aslında. Yani topraktan beslenen askerdir ve bunu İslam tarihinde ilk defa ortaya çıkartan isim Hazreti Ömer'dir diyeceğiz arkadaşlar. Ve bakır ve bronzlardan basılan ilk İslam paralarını görüyoruz. Buna fels de diyebilirsiniz, akçe de diyebilirsiniz, para da diyebilirsiniz. Resimden anlaşılacağı gibi üzerinde birazcık Bizans motifleri vardır. Özellikle 2. Konstantin ile ilgili motifler vardır. Çünkü o dönemde özellikle dünyada yani Avrupa'da veya Orta Doğu coğrafyasında hüküm süren para Bizanslıların parasıydı. Siz de bir para basıyorsanız onların motiflerini kullanmışsınızdır, etkilenmişsinizdir. Ama bizim için önemli olan şey şu, kendi paramızı bastırmışızdır. Yani ekonomik anlamda Bizans'a mahkum olmadığımızı burada Hazreti Ömer zamanında göstermişizdir. Bir diğer bilgi, ilk kez adalet işlerinde kadıların görevlendirilmesi ve yönetim ve adalet işlerinin birbirinden ayrılma olayı vardır. Yani arkadaşlar, Hazreti Ömer'e kadar İslam devletinde yönetici ve adaleti sağlayan kişi tek bir kişiydi. Ama Hazreti Ömer bunu ayırıyor. Yönetimi amillere bırakıyor, adaleti kadılara bırakıyor. Ve işin güzel tarafı da şudur, amil dediğim valiler kadıya müdahale edemiyor. Yani yargı bağımsızlığını sağlamıştır arkadaşlar. Kadılar direkt başkentteki halifeye bağlıdır. Yani bir amil denilen vali kadıdan hesap soramaz. Bu neyi gösteriyor bize? Hukukta özgürlüğün, hukukun bağımsızlaştırıldığı, yani bir kadı bir davaya karar verirken kesinlikle valinin etkisi altında kalmamıştır. Yani valiler de direkt merkeze bağlıdır ama kadılar da direkt merkeze bağlıdır arkadaşlar. Bu devletin otoritesini arttırır. Hukukun bağımsızlaştırılması ülke topraklarında adaletin de sağlanacağını kuvvetlendirir. Ve meşhur Peygamber Efendimiz zamanında İslamiyet'i yayabilmek ve rahat yaşayabilmek için o Mekke'den Medine'ye yapılan hicret olayı Hazreti Ömer zamanında takvimleştirilmiştir. Ve meşhur hicri takvim oluşturulmuştur. Arkadaşlar hicri takvim ay yılı esaslı kameri bir takvimdir. Bugün biz Türkiye Cumhuriyeti olarak dini işlerimizde hicri takvimi kullanmaktayız. Yani namaz vakitlerinde olsun, iftar vakitlerinde olsun veya
bayramlarımızın 10 gün birbirini itelemesi olsun. Ay yılı esaslı olduğu için hicri takvimi biz bugün kullanıyoruz ama dini işlerimizde kullanmaktayız. İkinci konu başlığımız, yani biz buraya kadar ne işledik? Hazreti Ömer zamanındaki devlet teşkilatlanmasını işledik arkadaşlar. Şimdi siyasi ilişkilere, diplomatik ilişkilere, yani yaşanan savaşlara bakalım. Bunu da dört başlık altında inceleyeceğiz. Bir tane savaş, Ejna-Deyn Savaşı. Bizans'la yapılan bir savaştı. Yani Hazreti Ömer zamanında İslam Devleti ile Bizans arasında Ejna-Deyn Savaşı yapılmıştır. Ve Kudüs İslam toprağı haline getirilmiştir. Ejna-Deyn Savaşı'nın önemi Bizans'la yapılan ilk büyük savaştır. Bakın ilk savaştır demiyorum. Çünkü biz biliyoruz ki Bizans'ta yapılan ilk savaş Hazreti Peygamber dönemindeki Mu'te Savaşı'dır. Ejna-Deyn Savaşı büyük bir savaş açısından ilktir. Yani Bizans'ta yaşanılan ilk savaş Mu'te Savaşı ama Bizans'ta yaşanılan ilk büyük savaş Ejna-Deyn Savaşı'dır. Ve Hazreti Ömer bu savaşı kazanmıştır. Kudüs İslam toprağı haline getirilmiştir. İkinci fethi hareketi İran coğrafyasının fethi. Haritaya bakacak olursak şuradaki Sasani devleti o gün İran coğrafyasında hüküm salmış bir devlettir. Yani İran coğrafyasının ya da Fars kökenli olanların coğrafyasının sahibi olan devlet o gün Sasani devleti. Şimdi arkadaşlar burada Köprü Savaşı, Kadisiye Savaşı, Celula Savaşı, Nihavend Savaşları İslam Devleti'nin kazanmasıyla sonuçlanacaktır ve İran coğrafyasındaki Sasani Devleti ortadan kaldırılacaktır. Ve Hazreti Ömer zamanında Horasan bölgesine kadar İslam Devleti topraklarına katılacaktır. Bir de dikkat edin, Horasan'ın ötesi zaten Orta Asya coğrafyası, yani Türklerin yaşadığı coğrafya. O zaman Hazreti Ömer zamanında İran coğrafyasının fethedilmesiyle İslam Devleti Horasan civarında, yani şuradaki İran'ın doğusunda Türklerle komşu olmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Bir de Azerbaycan'ın fethi vardır. Şöyle haritaya bakacak olursak şimdi İslam Devleti ilk başta Bizans'la bir mücadele içerisine giriyor. Sonra Bizans'tan öteye gidip işte doğudaki İran coğrafyasında Sasanilerle bir mücadeleye gidiyor. Ve bu Mezopotamya denilen bu, yani El Cezire dediğimiz yukarı Mezopotamya alınınca İran'ın içlerine kadar İslam ordusu girecektir ve buradan da bir kısım kuvvetler Azerbaycan bölgesini de fethedecektir ve İslam toprağı haline getirecektir. Türk tarihi açısından olaya bakacak olursak, deminden İran'ın fethiyle şu Horasan bölgesinde Türklerle komşu olunmuştu dedik. Azerbaycan'ın fethiyle de arkadaşlar kuzey bölgesinde, yani Kafkas coğrafyasındaki Türklerle de komşu olunmuştur. O zaman Hazreti Ömer zamanında İran'ın fethiyle Orta Asya'daki Türklerle komşu olundu. Azerbaycan'ın fethiyle de Kafkaslardaki Türklerle İslam Devleti komşu olmuştur. Ve 643 yılında Mısır'ın fethi vardır. O gün Mısır Bizans'ın kontrolü altındaydı ve Hazreti Ömer zamanında Mısır İslam topraklarına katılmıştır. Suriye'nin alınmasından sonra diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir not var. Şimdi Hazreti Ömer zamanında şu Mısır coğrafyası, işte burada Fas, Tunus, Cezayir dediğimiz Kuzey Afrika topraklarıyla ilgili Kuzey Afrika'nın fethi Hazreti Ömer zamanında Mısır'ın alınmasıyla başlıyor. Emevi Devleti zamanındaki Halife Velid zamanında da arkadaşlar buradaki Kuzey Afrika topraklarının tamamı İslam toprağı haline getirilecektir. Yani Kuzey Afrika'nın fethini Hazreti Ömer başlattı Mısır'ın alınmasıyla ve Emevi Devleti zamanındaki Halife Velid de buradaki bütün kıyı kesmini İslam toprağı haline getirerek Kuzey Afrika'nın fethini tamamlamıştır. Hazreti Ömer zamanındaki topraklara bir daha bakalım arkadaşlar. İslam Devleti Mısır'ı fethetti Hazreti Ömer zamanında ve İran coğrafyasını fethetti ve Azerbaycan coğrafyasını fethederek İslam Devleti'nin sınırlarını genişletmiştir diyeceğiz arkadaşlar.
2014 yılında üniversite sınavına çıkmış bir soru. Dört halife devrinde Hazreti Ebu Bekir'in ardından Hazreti Ömer'in halife seçilmesi. Bu dönemde Mısır, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan fethedilmiştir bilgisi. Yukarıdaki bu bilgiye bakarak hangisine ulaşılabilir? İslam devletinde saltanat sistemine geçildi. Buna ulaşamayız arkadaşlar. Çünkü seçilmiştir diyor. Seçilmiştir. Babadan oğula geçme sistemi Emevi devleti zamanında ortaya çıkacaktır. O yüzden bire ulaşamam. İslam ordularının güçlü olduğu, evet siz Mısır'ı, Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı, Azerbaycan'ı fethediyorsanız o zaman sizin ordunuz güçlüdür. İkiye ulaşıyorum. İslamiyet'in yayıldığı, evet yani bu kadar bölgeye gidiyorsanız siz kendi dininizi de oraya götürüyorsunuz. O zaman bu sorunun cevabı 2-3 yani D şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. 2014 üniversite sınav sorusu. Yine 2018 yılında AYT Sosyal Bilgiler 1'de çıkan bir üniversite sınav sorusu var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan çalışmalardan biri değildir diyor. Yukarıda Hazreti Ömer dönemi yapılan fetihlerin yanı sıra devlet teşkilatı ve kurumların oluşturulmasında da önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir. Yani arkadaşlar bu soruda şu var. Aşağıda 4 tane Hazreti Ömer zamanında yapılan icraat var. 1 tane ise başka bir zamanda yapılan. Bize o başka zamandakini soruyor. Mahkemelerin oluşturulması. Deminden de dedik arkadaşlar, kadılık sistemini kuruyor. O zaman yani buradaki mahkemelerden kastımız kadılık sistemini kurması aslında. O zaman A şıkkı Hazreti Ömer zamanında. B şıkkı Beytül Hikme adı verilen ilim merkezinin kurulması. Cevap B şıkkı. Çünkü Beytül Hikme dediğimiz hikme evi yani bilimler evi olarak bilinen Bağdat'ta Abbasi Devleti zamanında kurulacak bir şey arkadaşlar. Bu bir kütüphane. Yani bilimin yapıldığı bir merkez. Yani Beytül Hikme Hazreti Ömer zamanında yapılmamıştır. Cevap B şıkkı. Ama askeri posta teşkilatı, vergilerin sistemli hale getirilmesi, ordugah şehirleri bunların hepsi Hazreti Ömer zamanında. Beytül Hikme ile Beytül Mal'ı karıştırmayın. Beytül Mal devlet hazinesiydi Hazreti Ömer zamanında. Beytül Hikme, hikme evi, bilimler evi yani Abbasi devleti zamanında Bağdat'ta açılacaktır. Sorumuzun cevabı B şıkkı diyeceğiz. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminde siyasi, askeri ve ekonomik işlerin yanında adalet işlerinin de yürütülmesine yani kadılıktan bahsediyor. Önem verilmiş ve bu amaçla birçok tedbir alınmıştır. Buna göre bu gelişmelerden hangileri bu tedbirler arasında yer alır? Bir de Sasani Devleti'ne son verilmesi bu siyasi bir olaydır. Yukarıda adaletten bahsetmiş, hukuktan bahsetmiş, kadılıktan bahsetmiş. O yüzden cevaplarım arasında hukukla ilgili, kadılıkla ilgili, mahkemelerle ilgili bir şeyler olması lazım. Ama Sasani Devleti siyasi bir kavram, biri almıyorum. Fethedilen yerlerin büyük illere ayrılması, bu arkadaşlar... merkezi otoriteyi arttırmakla ülkeyi idari birimlere ayırmakla ilgilidir. O yüzden 2'yi de alamıyorum. İllerde valilerin yanında kadıların da görevlendirilmesi yukarıda adalet işlerine önem verilmiş bilgisini bana ulaştırıyor. Sorunun cevabı C şıkkıdır diyerek dersimi sonlandırıyorum arkadaşlar.